Ha, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men velah. Allah subhanahu ve ta'ala'ya hamdü sanalarımız olsun. Uzunu bildirgenden başka ilim yok. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a salavatlarımız olsun. O kişi insaniyetinin en yakşı muallimidirler. Ashab-ı kiramlarga Allah'ın razılığı olsun. Ulemalarımızga Allah'ın rahmeti olsun. Bizlerge ilmi ma'rifatni yetib kelishiga xizmat qildilar. Suhbatning mavzusi endi ilm yo'lida qat'iyatli bo'lish, matonatli bo'lish degan mazmunda suhbat so'ralgan ekan. Biz doim odatimizga ko'ra har bitta so'zni alohida fahmlab olamiz. Toyinki o'sha so'zni ustiga quriladigan fikrlarimiz to'g'ri bo'lsin va xulosalarimiz yetük bo'lsin, qalqinmasin. Birinchi bo'lib ilm yo'lida deganda qaysi ilm o'sh? Ilm o'zi nima? Ilm turli fanlarda turlicha ta'riflansa ham, masalan mantiqda, logikada ilm miyada hosil bo'ladigan surat deyiladi. Suratning hosil bo'lishimi yoki hosil bo'lgan suratmi ixtilof bor. Rojih gap, ustun gap, ya'ni hosil bo'lgan surat. Kalom ilmida bir narsani voqeida qanday bo'lsa, o'shanday idrok etish jazm va dalil asosida. Jazm bilan dalil asosida deb ta'rif beriladi. Voqeida qanday bo'lsa, shunday idrok etish. Agar voqeidagidan boshqacha idrok etsangiz, masalan, olmani ko'rib nok deb o'ylasangiz, ilm bo'lmaydi. U murakkab johillik bo'ladi. Olmani ko'rib nimaligini bilmay tursangiz, u oddiy johillik bo'ladi. Olmani ko'rdingiz, olmaligini bildingiz, olma deb idrok etdingiz, bu ilm bo'ladi. Qachon? Dalilingiz bo'lsa. Dalil uch narsani olmaligiga dalilingiz bo'lsa va jazm bilan bo'lsa. Agar birov kelib, "Yo, olma emas, bu nok edi" desa, "Shunaqami?" deb ikkilanadigan bo'lsangiz, u ham ilm bo'lmaydi. Demak, jazm bilan dalil asosida bo'lsa, keyin jazm keladi. Chunki dalil bo'lmasa, insonda jazm bo'lmaydi. Demak, ana shu narsani ilm deydi kalom ahli. Lekin biz sodda qilib aytadigan bo'lsak, har qanday ilm mavjudni idrok etishdan iborat. Hammasi. Har qanday ilm. Bu uxlaviy bo'lsin, dunyoviy bo'lsin, ilohiy bo'lsin, ma'rifiy nima bo'lsa bo'lsin, mavjudni idrok etishdan iborat. Jismni harakatini idrok etishingiz fizika bo'ladi. Moddani xususiyatini idrok etishingiz ximiya bo'ladi, kimyo bo'ladi. Tanani holatini idrok etishingiz tabobat bo'ladi. Fazoni idrok etishingiz falakiyot bo'ladi va hokazo. Shu orada taqsim shunday bo'ladiki, turli e'tibordan taqsim qilinadi o'zi har bir narsa. Ilm ham shunday taqsim qilinadi. Mutaallaqi jihatidan taqsim qilinadi, ya'ni u nimani ma'lum qilayotgani jihatidan taqsim qilinadi. Nimani ma'lum qilyapti? Agar shu olamga doir ko'z bilan, his a'zolari bilan, quloq bilan va hokazo his a'zolari bilan idrok etilishi mumkin bo'lgan narsalarni idrok etishdan iborat bo'lgan har qanday ilm dunyoviy deyiladi. U mavhum bo'lsin, moddiy bo'lsin. His a'zolaridan uzilgan olamga taalluqli, oxiratga taalluqli biror mavjudni idrok etsangiz, ya'ni bilsangiz, o'sha haqida bir sizda tasavvur hosil bo'lsa, surat mantiq tilida aytganda, u uxraviy ilm deyiladi. Masalan, jannat degan joy bor degan tushuncha bu uxraviy ilm. Do'zax bu olovdan iborat joy degan tushuncha bu uxraviy ilm. Qabrda rohat bo'ladi, azob bo'ladi degan so'z xabar va shu tasavvur bu uxraviy ilm. Tabora surasini o'qisangiz, har kuni qabr azobi bo'lmaydi degan xabar uxraviy ilm. Shuningdek, Alloh subhanahu va taoloning zotiga, sifatiga doir ilmlar ham ilm deyiladi, chunki mavjudlarning eng ulug'i Alloh. O'shani idrok etganingiz bilganingiz uchun. Lekin bizni dinimizda, bizni tariximizda ham, an'anamizda ham ilmni diniy, dunyoviy deb bo'lish yo'q. Uxraviy, dunyoviy deb bo'lish bor. Ma'lum bo'layotgan narsaning o'rniga ko'ra. Endi diniy deyiladi. Diniy uni ham, buni ham qanchadir katta qismini o'z ichiga oladi. Asosan uxraviy ilmni o'z ichiga oladi. Dunyoviy ilmni ham o'z ichiga oladi bir qanchasi. Masalan, bir odam ikkinchi odamga molingizni bering faloncha so'mga desa, u rozi bo'lsa, shu bay durust bo'ladi degan ilm
fıkhı, dinden dünyevi ilim. Vakıza dünyevi ilimlerde işareler beredi, yönelişler beredi. Ahiret ilmi hem şimdi ahiret ilmi de kıpırak beyan beri, tefsirat beri. Çünkü insanların hıssı onu gitmeyin. Vahiyin asasi risaleti, insanın hıssı ve aklı yete almayıdıgan yayın ki hata kılışı ki mümkün bugün ilimlerini beriş, yöneliş beriş. Kalgenini tecrübeye teşhidi. Demek biz ilim degende ahiretke dair bosun, dünyaya dair bosun, dini bosun ya ki tecrübi bosun, her kende ilmi düşünemiz. Demek şu ilimlerden kaysi birige kimi ki o zide rağbet duysa, kabiliyet duysa o şey ilimde mütehassıs buluşu ve o şey ilim arkali cemiyetke, insaniyetke hizmet kılışı mümkün. Yani şu adam ana şu dereceye yetişiyor için kaysi ilimde bulmaz. Katta mihnet, katiyet ve berdevamlik talep kıldı. Bunu Kur'an-ı Kerim uzu örgüt edildi bizge. Musa Aleyhisselam'ın hikayeleri var, meşhur. Kehf suresi dikeledi. Musa Aleyhisselam bir sohbet kıyanlarda o da ilim koyulup geledi. Oturgenler o kişiden gelgen ilimge hang men bu kalışladı. Şunda bir kişi kelime dedi ki, ey Musa o yüzden göre alım adam bilesin mi dedi. O kişi yok, menden göre alım bilmiyim, menden alım yok dedi. Şunda Allah tembih verdi. Ya senin alım var, senin göre alım benden var mı ilim bilmiyim. Musa Aleyhisselam ilimge aşık kanıdan fervardiler, o şunge bara inmeyin, yol kursed dedi. Yeni kadimini akında iki de derya koşuladı yanca gibi barasan o şerde beni bir balık avalasan, balık yukalgancaydı o şer benden mi tapasan. O Hızır Aleyhisselam böyle. O şende uzağa yurdular dedi. لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبَ Bu seferimizde cüde kıyneldik o dedi Musa Aleyhisselam. Demek ilim yurdu kıyneldi. Bir gün taşla aldı gibi varıp bir dam alışladı. Balığını karası sebatten çıkıp etken buladı. Arkaya kayıtışladı. Ve balık düşüp etken derdi kocaydı Hızır Aleyhisselam'ı tapıştırdı. Hızır Aleyhisselam'a menge uzuzge verilgen ilimden örgütün dedi. Hızır Aleyhisselam dediler ki sen ben bilen birge gülüşke sabır kılalmıyorsan dedi. Sabır kılaman dedi. Bu sözlenem demek ilim alışke sabır kereliği çıkardı. Musa Aleyhisselam hem sabır kılaman dediler. Lekin o kişi uzun vakiyeler vicdanları için demesinden balanı öldürüp koygenlerini görüp, kemeni teşip koygenlerini görüp, devarını tikleyip koygenlerini görüp, gapır varat. Gapırmadıken bulat ne? Şu bile aralarda keyin ayrılış bulat. Çünkü bizge nükte şu ki, Musa Aleyhisselam ham uşa meşakkat bilen ilim o geliler. Kereyi bu. İlim yolu, meşakkat yolu, sefer bilen ve hakeza, kıyınçiler bilen buluşun Allah-u Teala hikaye kıladı. Ana şu Kehf suresi. Adem Aleyhisselam'ı Allah Subhanehu ve Teala ilim bilen efzel kıyan. Feristelerden hem. Çünkü feristeler kani kılı bu yeryüzünde fesat kıladigen, kan tökedigen mahlukunu özünge halife kılasan, orun basar kılasan diyen de sizler bilmeyen dersen ben bilemem deydi. Ki Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın isimlerini örgütedi. Ve feristelerde kani meşru isimlerini menge bayan kılıyorlar şey deydi. Onlar la ilme lene illa me allemtene seni örgütkenden başka narsa bizde yok deyip üzere yetişedi. Demek Adem Aleyhisselam'ın afzalliğini ne bilen ispatladı Allah. İlmi bilen ispatladı. Adem Aleyhisselam'ın ilmi bilen. Ve Adem Aleyhisselam'ın feristelerden farklı ravuşta ilmi özü hasıl kılıç kuvveti varlığı bilen. Feristelerde Allah bildirdi biledi. Adem Aleyhisselam'ın Allah Teala bildirdi hem ve onda özü hasıl kılıç kuvvetini hem verdi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ilim de nimelerine etken de çıkarı ediyen bu ses yukarıda etkenimiz de dünyevi hulevi diyen dünyevi dini diyen taksim bu gelmez. Mesela o şey Hızır Aleyhisselam'a millet ateynahu milledunna ilme biz onge ilim bergen diyen de nime ilim mi etken? Hızır Aleyhisselam devarı tiklap koydular. Nime tiklap koyduz diyor da yetim barlarının devarı kıysa hep kaptı. Ama onu tiklap koydum ki bollar ulgaygunca tagi açılıp qolmasin. Tagida otasi ko'mib ketgan bir boylik bor. O'sha boylik bollarni o'ziga yetsin. Demak bu bolalarni o'tmishi va kelajagini ko'rish. Bir go'dak bolani o'ldirdilar. Nimaga o'ldirdingiz buni? Begunoh bola-yu bu. Deyuvdi o'xshatdilarki ulg'ayib ota-onasini qiynab qo'yishidan qo'rqdim. Qo'rqdik. Va o'rniga sila rahmi, shafqati yaxshiroq bir farzand berishini iroda qildik.
Kız farzdan bergen keyin Allah Teala oğlunu. Çünkü kız mehribonroq bo'ladi. Bu ham bolani hoziri, kelajagi, ota-onani kelajagini ham bilish. İlim. Shuni ilim degan Alloh. Allohning qadaridagi ilmni bilish. Lahul mahfuzdagi ilmlarni bilish bu. Yo'inki kemani teshib qo'ydilar. Nimaga kemani teshib qo'ydi? Ustupa tuz turgan kemani. Bu nima cho'kib ketadi-yu bu kema odamlar chiqsa. Diyudi, Hazreti Aleyhisselam nima dedi? Bu yerde var, bu kemani işletedigan işçiler var. Bu yerde bir zodagon adam var. Yaxshi kema ko'rsa ki o'zini ikki qolyapti. Men teshib qo'ydimki mana shu oddiy ishchilar foydalansin, yamab turib. U buni teshigini ko'rib olib ketmaydi. Bütün kemalardan hammasini olib ketyapti. Men teshib qo'ydimki qolsin shu kema, toki odamlar foydalanib tursin, dedim. G'ayb emas, ko'rdingizmi? Tadbir. Xalqqa qilingan tadbir. Bir zodagonning zulmidan. Shuni Alloh ilm degan. Yusuf alayhissalom Misrda o'sha qahatchilik bo'lgan, 7 yil sirobchilik, 7 yil qahatchilik. Podsho uni tushida ko'rgan. Tushni ta'birini aytib berganlar u ilm, uni ilm degan. Keyin qachonki o'sha ta'birini aytib berganda podsho chaqirib aytadiki, siz bilan gaplashaylik deydi. Yusuf bilan gaplashaylik, qush qamoqda yotgan bo'ladi. Zindondan olib chiqib gaplashganda bizi aldığımızda işançlı bir adamga aylandın dedi. Bir gepleşti tozdu. Alım adam şunu diye bulundu. Bir sohbet tozdu bilinledi kimlik. Amanatdarlığı hem bilinledi. Mekinun emin diye. Mertebeniz Ali bizim nazımızda ve amanatdarlığı biz sabit buldunuz diye. İşgü alamız siz dedi. Şimdi Yusuf Aleyhisselam bana dediler. Ben şu hazineyi koyayım. Yemek içmedi. Saklaşken ben mahrum ben deyip dur. İnni hafizun alim diye. Ya sakla benim ben ilmi var bunu bende diye. Demek Adi dondunni saqlashni ham Alloh ilm degan. Dondunni qanday saqlaysiz? Masalan, uzumni saqlayapsiz qishda, qishda ham. O'sha ilm o'sh. Yoki donni saqlayapsiz. Aynitmasdan bug'doyni. Xalqqa manfaati uchun ilm o'sh. Qur'on Karim ilm deydi. Yo'inki Banu Isroil o'ziga bo'lgan hujumlarda payg'ambarlar Yusha ibn Nunga borib, ularda podshoh bo'lmagan, parlament sifatida rohiblarning maslahati bilan yurishgan. Aytishganki bizga podsho saylab bering sarkarda bo'lsin, jang qilaylik, mana shu biz dushmanlarimizga qarshi kurashaylik deganda u kishi aytadilarki sizlarga urushni Alloh bitsa keyin orqaga qochasizlar sizlar deydi. Yo'q, qochmaymiz deyishdi. Keyin shunda Tolutni sayladi Alloh sizlarga degan. Ular aytishganki qanaqa qilib Tolut biz u oddiy dehqon odam ekan u. Cho'pon odam bo'lgan yoki dehqon odam bo'lgan. Oddiy odam ekan u, bizga o'xshagan boy emas, u puli yo'q uni. Qana qilib u bizga podsho bo'ladi degan. Deganda Alloh taolo unga ilm va jismda kenglik bergan degan. Ya'ni urushga baquvat va ilmi bor uning. Nimada ilmi bor? Harbiy ilm bor. Demak, harbiy ilm ham ilm degan Qur'on kerak. Undan ham daqiqroq qaraydigan bo'lsak, Alloh taolo nima deydi? Alloh yer osmondagi hamma narsani biladi. Ho'li quruq hammasi kattayu kichigi zarracha mavjudot borki hammasini Alloh biladi, Allohdan chetda emas, ilmidan hammasi lavhul mahfuzda yozilgan. Illa fi kitabi mubin. Wala raqbin wala yabisin illa fi kitabi mubin. Lavhul mahfuz yozib qo'ygan. Demak, wala tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Daraxtdan bir barg tushsa Alloh uni biladi deydi. Ya'lamu ma yaliju fil ard va ma yakhruju minha va ma yanzilu minas sama' va ma ya'ruju fiha. Yerga kirganini-yu, yerdan chiqqanini, osmondan tushganini-yu, osmonga ko'tarilganini biladi deydi. Demak, siz bug'ni ko'tarilayotganini bilsangiz, o'sha bitta ilm. Yerga tiqilgan bir narsani, donni suqilganini bilsangiz, o'sha bitta ilm. Har bittasi ilm. Yerdagi bir quruq narsani yoki bir ho'l narsani bilsangiz, o'sha ham ilm. Lahul mahfuzda yozilgan nafaqat oddiy ilm. Allohning azali ilmida bor va ilm sifatida lahul mahfuzga bitib qaydlab qo'ygan. Yerdan siz bir zarrani kashf qilsangiz, Allohning ilmidan, Lavhul Mahfuzdan bir ilmni kashf qilgan bo'lasiz. Insonning tanasidan bir narsani kashf qilsangiz, Allohning ilmidan, Lavhul Mahfuzdagi ilmdan bir narsani kashf qilgan bo'lasiz. Mana shunday nazar bo'lgani uchun bizi ulamo tariximizda ulamolar hamma ilmni bir xil o'rganishavergan, hammasiga qiziqishavergan. O'shuning uchun diniy maktab, dunyoviy maktab degan taqsim bo'lgan emas, bema'ni taqsim. Hamma bitta madrasani o'zida o'qigan. Ibn Sino fiqhni ham o'qigan. O'sha partada, o'sha maktabada o'tirib
falsafani ham o'qigan, o'sha yerda o'tirib tabobatni ham qilgan. O'sha yerda o'tirib hadisni ham o'rgangan. O'sha yerda o'zida aqidani ham dars bergan. Nima muammo? Beruniyning hadisiy bahslari bor, hadisiy jihatdan zaif bo'lgan, lekin bahslari bor. Va hokazo hammalari bitta joydan, faqat endi mutaxassislikda shug'ullanishdi, ko'proq qaysidir sohada shug'ullanadi. Amirlar ham, o'sha vaqtdagi amirlar ham oyda birmi, ma'lum kunlarda haftada birmi yon o'zlarida onlarda ulamolarni jamlagan ulamolar majlisi bo'lgan alohida. Beruniylar, Ibn Sino ko'p qatnashgan shunda. Ibn Sino bir majlisda nahvdan bir gapni gapirganda arab tilidan. O'shadagi nahvshunos aytganki, u kishining ismlari Husayn, bizga adash bo'ladi. Husayn u kishini Shayx Rais deyishgan. Shayx Rais tabobatda qoil sizga, falsafada qoil, ammo lug'atda ta'sirsiz gapirmasangiz bo'ladi degan. Ibn Sino doim birinchi o'qigan odam alam qilib ketgan. Borib til ilmiga shug'ulg'an. Shug'ulg'ib ma'lum muddatdan keyin bir kitob yozib olib kelib, o'sha majlisda, keyingi majlisda bittasini taqdim qilgan. Shu kitob top oldim, nima deysizlar degan. Lug'atchi olimlar o'qib tan berishgan. Bunaqa kitob ko'rmaganmiz degan. Men yozdim shuni degan. Birga o'tirishgan lug'at olimi, fiqh olimi, algebra olimi hammasi birga o'tirishgan. Birga o'tirib, bitta joyda, bitta madrasada o'qib, bitta majlisda yetishib, bitta majlisda ular bahs qilishgan. Podshoh ajratgan emas, bugun dunyoviy ulamolarga majlis, ertaga diniy ulamolarga majlis degan emas, hammasi birga o'tirishgan. Shu bizning islomning an'anasi. Bu dunyoviy ilm, diniy ilm qilib taqsimlash g'arbdan din bilan ilmni bir-biriga dushman qo'ygan bema'ni falsafadan chiqqan narsa. Bizga umuman begona tariximizga ham, bizni islom manhajimizga ham mutlaqo begona. Shuning uchun Ibn Sinoga birov kelib, men fiqhdan hamma masalani jamlagan bir kitob istayapman deganda, palon kunki degan. Kelsa 20 mujallad kitob yozgan bo'lgan. 20 mujallad kitob yozgan fiqhda Ibn Sino. Yo'q, yo'qolib ketgan lekin. Mana bu birinchi bilishimiz kerak. Ilm deganda biz ilm, har qanday ilm, modomiki u borliqdagi dunyodagi yoki oxiratdagi, dunyoga oxiratga doir narsani boricha idrok etish, anglash, tasavvur qilishga xizmat qilarkan u ilmdir o'sh. Hammasiga birdek rag'bat qilinadi. Faqatgina ma'lumni qadricha bo'ladi ilm. Masalan, insonning tanasini bilgan odam tabib bo'ladi, ha? Molni, kasalini bilgan odam mol doktor bo'ladi. Mol doktordan odam doktordan obro'si baland bo'ladi, chunki odamning sog'ligi molning sog'ligidan muhimroq. Ma'lum qilinayotgan narsa e'tiboridan ilmni e'tibori martabasi kelib chiqadi. Lekin hammasida ajr bor, hammasida niyatga qarab kishi Allohga yaqin bo'ladi. Hammasida. Chunki Qur'oni Karim hammasini ilm deb atagan. Chunki wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Alloh taoloning ilmidan Alloh istagandan boshqa narsani qamrab olish olmaydi. Nimaiki o'rganishgan bo'lsa, bilishgan bo'lsa, idrok etishgan bo'lsa, hammasi Allohning ilmida. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Kursiyuhu ilmuhu deb tafsir qilgan Ibn Abbos. Allohning ilmi osmonlar va yerning hammasini qamrab turadi. Nima o'rgansangiz, o'sha osmon va yerdan Allohning ilmidan bir narsani idrok etgan bo'lasiz. U sizni Allohga eltadi. Mana shu nazar bo'lgani uchun bizi ajdodlarimiz, ilgargi ulamolarimiz ilm yo'lida bir-birini ajratmasan, hammasida bir xil izlanishga o'rgan. Shuning uchun algebraning egalari al-jabr va muqobalaning egasi Xorazmiy al-jabr va muqobalani boshida yozayotgan paytida men buni yozishimdan maqsad musulmonlarga, kishilarga, insonlarga xizmat qilish. Ular yerda o'lchamoqchi bo'lsa, hisob-kitob qilishmoqchi bo'lsa, merosni bo'lmoqchi bo'lsalar, shu qiynalishyapti, shunga yordam qilmoqchiman deb bitta fanga asoslab qo'ygan. U unga u hozirgacha xizmat qiladi. Lekin shu kishi birinchi nuqta shuki, shu ishdan algebra faniga asos solishdan, hozirgacha algoritmlar asosida ishlayapti kompyuterlar. O'sha algoritmlarga asos solishdan oxiratni ko'zlagan. Ajr savobini, unvonni, doktorlik, yulduz, pul, bunga o'xshagan narsa esga kelgan emas. Muqaddamada muqaddamasini o'qisiz yozgan o'zi. Oxiratni ajri niyatida yozgan bu. Allohga yaqin bo'lish uchun yozgan. Algebrani. Mana shu haqiqiy musulmon. Mana shu haqiqiy islom, shu haqiqiy ilm, mana shu bizning asli yo'limiz. Uni ajratib, u yoqqa bu yoqqa ajratish bizga begona emas. Endi shu ilmni hosil qilish uchun nima bo'lish kerak? Qat'iyat bo'lish kerak va davomat bo'lish kerak. Agar ikkisi jamlanmasa, o'z boshqa shartlari bor. Men boshqa suhbatda 6 ta shartini bir baytdan aytib sharhlab berdim yaqinda, 3-4 kun oldingi suhbatda.
vasıyla bo'ladi. Hozir vaqt o'tmasligi uchun uni aytmayman. Shartlardan bittasi uzoq vaqt, ikkinchisi qat'iyat, mehnatkashlik. Har doim ilm mehnat bilan hosil bo'ladi. Agar Alloh taolo xohlasa Hazrat Alayhissalom Musa Alayhissalom oldiga olib qo'yardi. Musa Alayhissalom Allohning o'zi bilan gaplashgan zot. Kalimulloh eng tanlangan ulul azm 5 ta payg'ambarning bittasi. Nimaga olib qo'ymadi Hazrat Alayhissalomni? Nimaga yaqinroqqa qo'ymadi? Nimaga joyini aniq aytmadi? İstashga qidirishga buyurdi. Va qiynalib safar qilib mashaqqat chekishiga undadi. İlimni ana shunday hosil qilinishini Alloh iroda qildi. Shunda qadr bo'ladi, shunda olimni qadr bo'ladi, shunda ilmni qadr bo'ladi. Shuning uchun biz hozir ilm oson hosil bo'lgan sari odamlarning dangasalashganini ko'ryapmiz. İlm ilgari qiyin hosil bo'lganda odamlar ko'proq hosil qilishgan va ko'proq mehnat qilishgan. Hozir kompyuterlar bor. O'shaning uchun biroq yodlamayapti ko'p narsani. Ilgarimizda yodlagan shu. İzlenişken ve bizden köp alın bugün. İmkanet bizden kem bugün. Demek bana şu bizim yolumuz. Şimdi ilimi yaşlıkta köpüle hasıl kılıç gereği böyle. Hazreti Nevai etkenler yiğitlikte yığ ilim mekzanı karılık çağı harç kılgıl en. Yaşlıkta ilimi yığ bugün de karılıkta sarıpla otur. Adamlarına talim bir. Karılık diyende Murat 90'dan kemmez. Yani yaşın ulgayken de demek istiyorlar. İlimge muhabbet ve ilim uçun mihnet kılış, ilim uçun fidakarlık namunelerini biz özümüzü ötmüşdaşlarımızda, seleflerimizde göremiz. Ecdadlarımızda. İbn-i Sina dedi ki, ben birer keçe tünlü ahır geçe uhlu gönmesmen diye. Kattık mihnet kıyan. İmam Bukhari, kan akıllı Bukhari bugünle, bizge okşap, mezakılıp yaşapmaz. Kattık mihnet bile. Derslaşlara ayet dedi ki, bir gün bir neçe gün derste görünmeye kaldı Muhammed İbni İsmail. Haber agen hücresiye girsek, çayşapki oğlanı bu hücrenek bolup yatırdı. Hanıma buldu Muhammed senge. Demek ki çıkma yapsan ders ki, kimim yok. Kanı kimim. Karnım açtı, satıp non aldım. Nonam tüket. Köşeye çıkamayat mı? Kim yiğitler bilen, talebeler bilen toplanıp, kim alıp verdik, kim derse çıktı deydi. Yani şimdi meşakkat geçe yetip borgen. Biz o bir gün eğer avukatımız keşkip pasta dersini koyamızı kimini satış geçe bar gelirler. Bakı ibni Mehlet hem İmam Ahmet şagirdleri. İmam Bukhari'nin ustazları da. O kişiyem o düşün diye bu gelirler. Bir neçe mette varak oluş için iştahını satıp organikken gayet. Lüngü öyle bir organik. Bana şu derecede mihnetke razı buluşken, meşakkatke razı buluşken. İmam Bukhari'nin de dersi aşağı etedi ki ben Bukhari bilen yatardım. Keçesi bir nesil isiye çüşüp kosa türüp yazıp koyup yana yatardı. Bir gün senedim. 18 metre uygandı deydi. Özü 4 saat yatsa gerek yaşı yatkenle. Arada 18 metre uygandı. O şimdi mihnet bilen Bukhari bu yani. Elbette Allah'ın atası türedi birinci orunda. Lekin katta mihnet bu yani. Şunun için İmam Bukhari'den bu katta hatıranı kayda agansız dünyada yoksuzdaki hatıra. Sizde gidek. Bir doğru içersin mi diyende, belazir diyenler sonra vakti içken. Talibler belazir diyenler sonra içken zihinle oturuyorlar. Bu yerde biz ustazlar tecrübe yapıp görüşürken, o da miyyenin tezzeti var arken de o. Köpeğe ise cinliyem kullarken. Biz ustazlara ayetli bir işte yegenlerini, hakikatte imtihan kullarında bir diğer ümitiye basıyoruz dedi. Cüde ötkür kovaladı miyyenin dedi. O şu vakitlerde ilgari içken, Bukhari'den şu dakika içsin mi, belazir mi, çünkü okşakenler sonra içsin mi deyip soruşken de, ben diyenler, İlimge toymaz açlık ve köp okuştan başka paydanı bilmiyim ben. Hatırlaka diyenler. Hatırlaka şu, köp okuş ve açlık bilen nehmet, nehmetur racül deyip etkenler. Nehmet deyip yip toymazlık. Yip toymaz iştaha bulsun ilimge ve sabır takat bulsun uzak okuş, okuş gerek. Kim menge okuşayan bulasın diyen. Ha bizim neslimizde vardı, ben cümle kalbiz o hatırlam zor deme geldim. Yok, belki men bundan başka nesini bilmiyorum ben diyenler. Cabir ibn Abdullah raziyallahu anh'ın uluk sahabe bir hadisini eşittiler. Abdullah ibn Unays'dan rivayet kılınladı ki Resulullah onda deyiptiler. Cabir ibn Abdullah dediler ki o şu hadisini eşit için seferge atlandım. Bir ayrı yol basıp barıp o şu hadisini eşitip geldim diyenler. Barıp eşikini takırlasam babab eşik bağın çıktı. Bar şeyhini çakırgın, Abdullah'ını çakırgın dedim. Çakırgıda ayağıda türüp
hadisini sorup kaydettim dediler. Otta türü bir ki. Kaç hadis dese kıyamet günü kişiler gurlen buhmen yuhşarun nasul yevmel kıyameti gurlen uryan uryan ve burman buhman dedi ki. Yani kişiler kıyamet günü hatna kılınmadan halde hiç vakası yok. Kim geceye başkası yok. Yalangaç halette, hiç vakası yok halette. Tırıl tırıldırlar, haşır kılınladılar. Deptül ki mahşar gahına hikayesi var az gibi. Allah-u Teala onlara nida kıladı. Ve cennet ahli cennetke nahaklik koygen kişileri onlardan ölçünü almasından durup cenneti girmeydi. Dozak ahli hem dozakke onlardan zulüm körgenler hakkını almasından girip durup dozak küçümeydi. Diye hadiste geldi. Ben şu hadiste ben işittim ki sen Resulullah'dan işitken iken sen. Bu sahabe Cabr bin Abdullah. Abdullah bin Unes'in sahabe. Lakin Cabr bin Abdullah işitme gene geldi. Ben işittim ki sen işitken iken sen Resulullah'dan. O zinden işiteyim deyip geldin diye. İşit bugün hadisini. O bugün ilim mi? Lakin aynı Resulullah'dan işitken diye lafızda kaydetten işitiş için bir aylık mesafanı basıp bar gelirler. Hareket kılıp, güç sarıp Alkamet ibn Kays, Esved ibn Yezid, uluk tabiyeler, Kufa'da bir hadis işlerken Hazreti Ömer radıyallahu anh'a. Keyin kalıkmasından bağırıp Medine'ye Hazreti Ömer doğuzdan işitip gelişirken. Buna kanka ilim perverlik, marifet perverlik, ahli ilimlerine has bulma yani. Bizde tarihimizde padişahlar hem şuna kanka işkivaz bugün. Beni ummaya hem cüde işkivaz bugün. Beni ummaya köpü yamalıydı adamlar, lakin ilimge cüde haris buluşken. Siyasi cihetten hataları bozayan başka cihetten, lakin ilimge köpleri cüdeyem hadis buluşken. Etedilerek Ebu Ubeyde dedi ki, Şabi'nin üyüde her günü halife tamamından çöpar kelerdi. Ya bir şiirden sorardı, ya bir nesepten, ya tarihten, ya haberden, hadisten, minnesinden sorardı. Halifenin aldığı da müzakere bularken, ilmi bahsler bularken. O şiirde bir insan bilmiyor kalırsa, bir de çöparın üzerine çıkarken. Her günü kelerken de diğerli. Yani her günü ilmi müzakere bularken, her günü diğerli. Bir muamma çıkarken, Şabi'nin aldığı her gün çapar gelirken. Şabi bile o kişinin ortasında bilmez mi kança masraf oluyor. O da Şam'da oluyor, Dimeşik'te oluyor bu kişi. Basra'da oluyor. Şabi yeterkenler ki ben en az rivayetim şiirden. Şiirini hem rivayet kılışken ilgiler. Şiirini hem hadiste kadar sanat bile rivayet kılışken. En kem rivayet kılgenlersem şiir. Yani tarih, hadis, kıraatlar, başka ilimler, kub. En kem rivayet kılgenlersem şiir. Eğer şiir, benim senin şiirlerini rivayet kılıp otursam, yoldan. Bitti, bitti, iki mette etmezsen bir ayrı rivayet kılışım mümkün de gene gelir. Tükemeye düşünün de gene. Çünkü ilimi hasıl kıyana gelir. En şunu ne bile hasıl kıyana siz deyip soruşken de gelir. Şabi'yle. Halifeler gelip soru soru yaptı o kişiden. Dini ilim olsun, tarihi olsun, başka ilimlerden soruş yaptı. Lugattan olsun, şiirden olsun, edebiyattan olsun. O kişiden gene gelirler ki, biter ki li'atimad ve seyri fil milad ve sabrin ke sabril himar ve bukurin ke bukuril gurab diyene. Nime bilen şu ilimge eriştirdiyse biter ki li'atimad broge tayanıştı yok attım diye. Broge tayanmadım, mihnet kıldım yani. Ya abad Allah'a tayanır, lakin özü mihnet kıyar. Ve şehirlerini kezdim, yurtlarını kezdim. Eşek sabredik sabır kıldım. Karga tangı yürüştük yürüş kıldım. Karga da en tanrıda tanrı attırdım diye. Araplarda eşekini mesal kılışken, ilgerde mesal kılışken ne geldiyse harlikke, könüşke ve mihnetke çizeşke. İlim yolu da kıyleneş, şu anca bunca horlik öğredi insan yolda kalpte yedi, kıyneledi, kimse sıkaladı. Ustazın söküşü işledi vakti kese. Şu derselerde sabır kılış bilen, yani eşek gibi sabır kılış bilen. Kopalırak, lakin var nasıl? Karga saha tam da uçadı. Karga kebi tam ötkezi, tam attırış bilen. Karga kebi sahar köçüge çıkış bilen. İrtele buhlamestan yani. Çünkü ayetledi ki, Damlat'tan ki uhlayken talibi ilimi körsen cenazasını okuyor diydi. Onunla ilim çıkmaydı. Demek, ana şu ilim nima bilen erişipler, tarik biter ki liyatime sabır bilen. Her kandeyi kıyınçilike, meşakkatke sabır bilen. Hazreti İmam'ın şagirdleri Ebu Yusuf aleyhirrahman, 10 yaş atraplarında imamı aldılar diye giyenler. Uzları bakıp, uzları ulgaytırıp, uzları uyla koyuyorlar. Dersen kamarken hiç. Katiyetke misal. Ve mülazametke,
müdavamatke, daimilikke misal. Bir gün ertelab uyğansalar, endi ulg'aygan, yaş katta bo'lgan, bola chaqali bo'lgan, ertelab uyğansalar, o'g'li vafot etib qoldi. Qo'shnilari va qarindoshlarini chaqiribdilar-da, bomdoddan oldin o'g'li vafot etdi, Allohning irodasi, endi sizlar ko'mib qo'yinglar, men darsdan qolmayin deb darsga ketgan ekanlar. Chunki Hazrat Imom bomdoddan keyin halqani ochganlar, xutongacha dars qildi. Shuni aytishdiki, ey Abu Yusuf, 20 yildan oshdi o'sha kishining yonida ilm olyapsiz. Qoldirmasa, birer kun sal kechroq borsangiz, boribsiz, bolangiz musibatida ravo bo'ladi. U kishi aytgan ekanlarki, Abu Yusuf, bolam endi qaytmaydi baribir. Lekin hozir men bormasam yoki kech qolib borsam, imomdan bitta foydani unutsam, yo'qotsam, o'sha bitta foydani agar qo'ldan chiqarsam, hozirgi bolamning o'limidan og'ir musibat bo'ladi menga degan. İlimge ana şimdi hadis buluşken, şimdi katiyetliği buluşken. Bolası olup dursa teşekkür ediyor. Kim onlar oğlum bugün. Onun için bizde kayda var. El-alâik-u avâik. Bağlandılar, tosuklardır. Kança atrafka bağlansız, şunca tosukka düşeceğiz ilim yolunda. Onun için hemen aslında üzülürlerdi. Ta ki kişi ilimini hasıl kılar. Hişam ibn-i Ammar diyen kişi bugünler, İmam Malik'in devirlerde, İmam Malik'in avazası bütün dünyaya gitken, Medine alimi iken, sahabalar da ilmini cemlegen eken o hakeza. Ammar şu gepine eşitipti, o felestinlik. Üyünü şiftini satıp, pulunu hamyonga salıp, oğluge etti ki, oğlum hacge bargen ve malikini aldıge barıp, malikine ilim agen. Üyümüzü iple olamaz biz. Hişam ketiptiler, hacge barıp hacdan ki, İmam malikini aldılarge barıptı. Medine Munevvere'de, Mescid-i Nebavi'de ders vergenler. Kirseler, İmam Malik haybetli adam bu geliler. Adamlar atrafında oturup da o kişi yapıyorlar. Rübbes eşitti. İmam-ı Malik'in meclisleri bugün amme için otururlar. Sahabalara cevap verirler. Kendi has meclisleri bugün. O kişiden hadis aladırken rabiler gibi alahide cemle gelirler. Alahide yığın bugün. Onunla fakat o kişi daim ki derste gelirler kirgen. Hemen kirme gelirler. Daim ki uzun has şagirdleri kirgen. Hele ki meclis aldım ki umumi tügep has meclisine otuştu. Şu kana kadar şirme bu hoşuna nasıl bulan tosu koyuşarken. Haligi Hişam yaş yigit. Kirvapt halkan içige. İmam Malik gözler şu kalıp kim sen sen deyse. Şuna kan yani mihman ben, musafir ben. Çık dediler. Yöme çıkın ben, sizden ilim oganı ki yemen dedi. Çık dese ulamazmış. İşi arakı yanıken iki tane alıp, kötarıp, ulaktırıp taşkarıyı. Bir pes durup karası yine otur gelmiş gidip. Yani işi arakı tutan yani ulaktırılıp. Birazdan sonra karasa yine otur gelmiş. Kattık darasa bu kadar ab çıkışıp o yetti derre uğraştı. Hıçı bile. Kayıt fikirme diye bulup. Kiyin ders türkü kendinden kiyin derre olup cazan darası mes al diye hıçı oluyor. Kayıt fikir kendinden kiyin çıkar varal kendinden kiyin o kişi nime kıptı kiyin malikini halkasını kırmakı da o şey yani tosun taş karşısında oturup indirip yıkılıp malik içkardı hadis etti yaptı yazıyorkenmiş. Keyin İmam Malik ders tugatib chiqsalar bola o'tiribdi. "İyi sen o'tiribsanmi shu yerda?" dedilar. "Ha." Aytdiki, "Men" debdi, "otam uyimni tomini sotib jo'natgan meni siz oldingizga" debdi. "Ilm olasan" dedi. "Siz odamlaringiz meni olib chiqib urdi" dedi. "Haqqimni halol etmayman" dedi. "U kishi kechirasanmi, sen kechirmayman" dedi. U kishigan tizzalab peshanasidan o'pib turgizib, "Nima qilsam rozi bo'lasan" debdilar. Desalar Hishom her bitti kılıçka bitti hadiset veresi deyip. Hop deyip özüge has her bitti kılıçka 17 tane hadiset verdiler ki. Şimdi razı mısın deyse o tahsir deyip. Ha deyse yani kılıç uğrayın yani hadiseti uğrayın dermiş. Ana şunu deyip mehnet bilen egelleşken. Bakı İbn-i Mekhled ayet dedi ki ben Andalus'tan İspanya'dan hazır. İmam Ahmet'den hadis organı keldim Bağdat'ta. Kesem piyede yürgen ben deyirler. Fakat piyede yürgen ben hadis talebede deyirler. Şimdi İspanya'dan Bağdat'ta piyade girişte ettiğim uzun. Geldim, yakınlaşıp koyan payetimde işittim ki İmam Ahmet üyüde kamal ekerler. O şu vakitte hani hükümet bilen Kur'an mehluk mu mehluk mesin diye mesela de tartışı bugün. İmam Ahmet Mekke'm türgeler, İmam Ahmet takla koyuşken. İmam Ahmet'e hadis ayetiş, o bilen bırak oturuşu takla koyulgen eken, yuka mağı dekenler. Bağırıp keyin bir hadis dersi ekirdim, mescitte. Ahir yol tapıp uzun hikaye indi. İmam-ı Ahmet'in aldığı vardı. İki gün takıllasam çıktı İmam-ı Ahmet. Tanımadı beni. Tanımadı, birinci madde görüş.
Kim sen diyor, ben garip ben. Şu nereden ki gelmen, Andalus'tan gelmen, sizde hadis olan gelmen fakat. Diyordum, içkereye kir dediler de, darvaza hanı kapı kırıp durup, bu leke işte içken dursana dediler. Ha içtin tas. Min senge yordam vereyim kere, legin hazı senge hemen gelmez, yan yeter. Şimdi ben ettim ki tahsız, şu yerde cevap var ki bana, darvaza hanı izle, şimdi durup. Her gün kileyinde bitti iki hadisi içtik yeteyim. Telenci o kilemen dedi. Hop dedi. Her günü dedi, eski yırtık giyimlerini giyip, hurcununu asıp, menge yengimi içige, kitabını salıp, siyah danını salıp, kalemimi üşüp, el ecra, şuna deyip telenişerken. Menge gapı örgatıydı, ne deyip telenişerdi, böyle telenişer deyipti. Dese, el ecra, yerhamukumullah. Acır sevap alıyorlar, hudasına kadar hem kısın deyişerken de. Telenişler şuna deyip telenişerken. Biz de huda hocam nasip edeyim dediğim, hayır kılın dediğim, onlar da el ecra, yerhamukumullah deyişerken. O şu gapı örgatlı İmam Ahmet dedi. Ki o şunu bakarıp gelemem dedi, köşede dedi. Gelip kesen bu kişi avazımı eşitip sekin darbazaya çıkardı dedi. O şöyle türüp menge pul verirken ben nasıl tuttular, hadis ayetler bitti ikte dedi. Der o zaman da yine kötü olamam trenci olup dedi. O şundan başka bir artı hadis halkası gibi bir artı kişiden görüşmedim. Fakat o şunu yürüdüm, bir neçe ay dedi. Ahir 300 hadis yığdım o kişiden dedi. 300'den artık hadis yığdım şunu yıkıl. Ki o halige halife olup, kengi halife İmam Ahmet'i uluğulab, İmam Ahmet meşhur olup getirip ki incüde hamma o kişinin atrapında toplanıp hali ki aldığın gibi hala tez karısı olup kaldı kendi. Hamma o kişi gibi alıp dersi gelen, yıkılgen. Halkada daim beni çakırıp yanı götküz varlardı. Hali ki gününü isleterdi diye. Adamlar gibi beni maktar, beni tanıştırardı. Bana o adam işte Andalus'tan, Kurtuba'dan, İspanya'dan tegen. Ayterken ki ben bana şu adamı talibi ilim dese buladı diyeyim ben deyip koyarkenler. Talibi ilim degen isim talebeler getirdiler, odurganlar getirdiler. Talib-i ilim degen isim Bakî ibn-i Mahlet'e çıkardı, halas deyip o şey himmeti üç. Kesel o gelinde körgeni geldiler. Atrafı da küp güne talibler bilen ki, hemen kolu da kağız bilen kalan. Ağızdan çıkan sözünü yazış yaptı deyip. Yani şimdi mihnetler bilen erişişken, şimdi bizim. İmam Bukhari, mesela hadis talebi de 14.000 kilometre basken deydi, ayağına. İmam Ahmet'in dünyanın iki metri eylenip çıkan deyişler. Yani hadis var caylarda. Ana şu ne kalıp kette mehnetler bilen ilimge ege buluşken ana şu yolunu tutsak yine biz hem inşallah o şu ilimlerge ege bulamız inşallah. İmam Şafii keselman duyarlar. Mısır'da ders vergenler ayetişedi ki in geçip yükseyip kolar diye. İçekler kesel bulan bu sekerip. Bir sefer hadis talebede çıkanları da dava asır konap ketkenik. Yani gemoroy dedi mi? Yoldan kaçmadılar. Kavuşları kanka dolup gitti dedi. Misallar getirdiğim bu sekende vakti yetmeydi. Demek bu nasırlarında biz ne bilmemiz? İlimde katiyetli buluş, berdevamlı buluş, berdevam buluş ve ihlas bilen. Allah'dan acır alış, insanlara manfaat yetkeziş, noktaya nazardan ilim okulsa, ana şu inşallah manfaatli buladı. İnşallah kendi sohbetlerde yine bu mazurlarda yaklaşışımız mümkün. Allah Teala hamamızga o'zi tavfiq bersin. Biz mana shu holatda yana bir narsani eslab qo'yamiz. Siz bilan bu endi o'tmishda o'tganlar. Lekin siz bilan biz ko'zimizda ko'rgan, ko'zimiz bilan ko'rgan shayx hazratlari ham ana shunday bo'lganlar. O'ta qat'iyatli, o'ta mehnatkash kishi bo'lganlar. Keyin ana shu darajaga erishganlar. Hojonalar, hojonamiz o'sha ahllari hazratni kundalik hayotlarini temir daftar deyishadi. Hech qachon o'zgargan emas. Yatış payetleri, turuş payetleri, okuş payetleri hiç kaçan özgürgenmez. Livya'da talim agan payetleri de birer maddi imtihanı teyirleme genekirler. Ve birer saat ders kaldırma genekirler. Yani şun bilen şun değil. Neticeye erişkiler. Her gün 100 bit müstakil mutalaa kıyarlar. Ömürlerini ahır geçe ilimden doktama gelirler. Abu Gudda aleyhi rahmet ötkerler yakında okşayam. Şu yakında ötkerler. 83 yaşta ötüler. Ömürlerin ahırlarında o kişi şu millette ümmet takımında bugünler bir kişi gelip Müslümanlar da buluyken cevrini yapırken de yığla olup keçesi bile okulama gelirler. İrtelep tursalar on kulağı eşitme koyanık. Taşvişti katkılı giden. Başkaları da yetiyken taşvişten. O zügemez. Ömürlerini ahırda tur ayı koyan payetlerde on gözleri hem körmeye kaldı. Lekin yazıştan toktamadılar. Lisan-ı Mizan'ın kitapları çıkan, o şenge tahkirleri çıkan, o şenge
mukaddimeni ölümlerden 10 gün burun yazgan ekan. Ya'ni ömürlerini ahırı geçe, hani şimdi mihnette ve ilim yolunda sabatta türgenler hakkında ilimdi. Yukarıda etkenimizdik, tabi ilimler boladı mı? Yani ki şari ilimler boladı mı? Dünyevi boladı mı? Ukravi boladı mı? Hemen ilimlerde bana şimdi mihnetkeş ve ilim sever, marifet sever kişiler şekillengende inşallah millet yetekçi oranına çıkardı ve inşallah halkının, ilinin dünya ve ahirete abad buladı inşallah. Sütbat şu yerde yakınlığımız. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mursaline velhamdülillahi Rabbil alemin.